Artan akaryakıt fiyatları tüketicileri yakıttan tasarruf konusunda düşündürüyor. Peki dizel yakıt tüketen araçlar mı daha avantajlı yoksa benzinli araçlar mı? Bu sorunun cevabını A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer ve konuğundan alacağız. Hemen çevirelim kameralarımızı, sözü Mehmet Nilüfer ve konuğuna bırakalım. Evet Özge Özsaman, soğuk bir İstanbul akşamından iyi akşamlar diliyoruz. Şu anda Barbaros Bulvarı'ndan sesleniyoruz sizlere. Son dönemde üst üste gelen akaryakıt zamları vatandaşı kara kara düşündürüyor. Benzinli araç mı daha karlı yoksa dizel araçlar mı? Mazot ve benzin fiyatlarının birbirine gayet yaklaşması sebebiyle en fazla tartışılan mesele. Biz de bu kritik konuyu, aslında merak edilen soruların cevabını Oto Haber Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Halit Bolkan'la konuşacağız. Ondan almaya çalışacağız cevapları. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Efendim, son dönemde üst üste gelen zamlarla birlikte motorin ve benzinin fiyatları birbirine bayağı yaklaştı, hiç olmadığı kadar. Öncelikle bu noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslına bakılırsa bu şaşılacak bir durum değil. Eğer bu piyasayı takip edenlerden biri olsaydınız bu soru aslında daha ileriye gidecek bir soru olurdu. Çünkü çok yakın zamanda, yani birkaç yıl içerisinde Türkiye'de de aynı Avrupa'daki bazı ülkelerde olduğu gibi mazot ya da motorinin fiyatı benzinle eşit hale gelecek. Hatta motorin fiyatları yine bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi benzinden daha pahalı olacak. Çünkü sonuç itibariyle benzin de motorin de petrolün, ham petrolün damıtılmasıyla elde ediliyor ve belli miktarlarda çıkıyor. Ve burada ne kadar fazla talep varsa malum o kadar da arzın yükselmesi lazım. Ancak belli miktardaki petrolden belli miktarda motorin çıkıyor ve buna olan talep fazla olduğu için maalesef fiyatı da yükselmek zorunda kalıyor. Ve bunun karşılığında da benzine olan talep azaldığı için benzin fiyatları daha makul bir seviyede kalmaya devam ediyor. Temelinde bu yatıyor. Özellikle Kara Avrupa'sında, yani Batı Avrupa'da çok uzun yıllardan beri motorin çok fazla kullanılıyor ve özellikle kış aylarında ısıtmada da kullanıldığı için bu dönemlerde motorin anlamında sıkıntı baş gösteriyor ve bu da doğal olarak fiyatlara yansıyor. Şu anda Euro dizelin fiyatı, litre fiyatı 4,76, benzinin litre fiyatı ise 5,08, birbirine gayet yakın. Bu yakınlık da aslında vatandaşa şu soruyu sorduruyor. Şu anda yeni araç almak isteyen biri için dizel araba mı daha karlı yoksa benzinli araba mı? En fazla merak edilen soru bu. Bu soruya nasıl bir cevabınız var? Buna matematiksel bir cevap vermek gerekiyor aslında. En doğrusu da bu. Bizde özellikle 2000'li yılların başından itibaren bir dizel otomobil furyası başladı ve şu anda Türkiye'de satılan otomobillerin yaklaşık %60'ı dizel motorlu. Burada evet filo olarak satılan, yani firmaların kullandığı araçlar da yoğunlukta dizel olarak kullanıyor. Çünkü çok kilometre yapıyorlar ama nihai tüketici, yani normal tüketicinin otomobil seçerken, kullanırken pahalı ama satın alırken ucuz benzinli yerine, kullanırken ucuz ama satın alırken pahalı dizeli tercih ederken bir hesap yapması gerekli. O da şu: eğer satın alacağınız otomobil modelinin hem benzinlisi hem de dizeli varsa ya da sizin alternatifleriniz arasında bir dizel ve benzinli varsa, bunların satın alma maliyetlerini karşılaştırıp fabrika verisi olan örneğin ortalama yakıt tüketimi ya da şehir içi yakıt tüketimlerinden bu otomobillerin örneğin 30 bin kilometrede ya da 50 bin kilometrede ne kadar ortalama yakıt tüketeceğini bulabilirsiniz. Hem benzinli için hem de dizel için. Ve siz eğer yılda 10 bin kilometre yol yapıyorsanız ve bir otomobili 3 ya da 4 yılda bir değiştiriyorsanız, ki bu da 30-40 bin kilometrelik bir kullanıma tekabül ediyor. Buradan yaptığınız hesapla eğer benzinli otomobil ve dizel otomobilin fiyat farkı 40 bin 50 bin kilometreye kadar amorti edilemiyorsa dizel otomobil almanın hiçbir mantığı yok. Yani matematiksel olarak, ekonomik olarak nihai tüketiciye kazandıracağı hiçbir şey yok. Bu arada şunu da eklemek gerekiyor. Dizel otomobillerin bakım maliyetleri benzinli otomobillerden daha yüksektir. Ve toplam maliyet açısından bakıldığında da özellikle bazı modellerde 70-80 bin kilometreye kadar verdiğiniz fiyat farkını amorti edemezsiniz. O zaman dizel almanın çok da bir anlamı kalmıyor. Evet, dizel motor seçiminde bazı insanlar için önemli kriterlerden bir tanesi de dizel motorun teknik özelliklerinden dolayı yüksek çekiş gücüdür. Turbo beslemelidir, sıkıştırma oranı yüksektir gibi teknik özellikler. Ama günümüzde birçok markada artık turbo beslemeli benzinli motorlar da var. Yani bu yüksek çekiş gücünü artık benzinli motorlar da sunmaya başladı. Dolayısıyla hem ekonomik anlamda hem de sürüş keyfi ya da sürüş ihtiyaçları anlamında benzinli motorların belli kilometrelere kadar çok daha avantajlı olduğunu çok rahat söyleyebilirim.
O zaman bir kere daha vurgulamakta fayda var izleyenlerimiz için. Eğer benzinli araçla mazotla çalışan araç arasındaki fiyat farkı 30 bin 40 bin kilometreye kadar amorti edilemiyorsa eğer benzinli aracı kullanmak daha karlı. Elbette yani bu o kişinin satın alacak olan kişinin o otomobille yılda kaç bin kilometre yapacağı ya da o otomobili satın aldıktan sonra satıncaya kadarki süreçte toplamda kaç kilometre yapacağı ile ilintili bir durum. Dolayısıyla bunun hesabını yapmak zor değil. Bence tüm tüketiciler bu tip hesapları yapmalı. Peki son sorum olsun. Şu anda akaryakıta gelen zamlar bir süre daha devam eder diye mi düşünüyorsunuz yoksa en azından bu seviyede tutulur mu? Tabii burada çok farklı bir takım özelliklere ihtiyacımız var, bilgilere ihtiyacımız var. Yani hem şu anda Türkiye'de kurun hareketliliğine bakmak gerekiyor ki bir miktar geri geleceğine dair önemli emareler var. Bu da tabii ki akaryakıtın ucuzlayacağı anlamını taşıyor. Ama bununla beraber ham petrol fiyatlarının nereye gideceğini de bilemiyoruz. Ama tüm dünyada şöyle bir gerçeklik var ki yakıt fiyatları çok fazla aşağı inmeyecek. Dolayısıyla her zaman daha ekonomik olan bir takım sistemlere yönelmek zorunda kalacağız ki Türkiye'de LPG biliyorsunuz çok yaygın. Benzinli araç sahipleri neredeyse %50'si %60'ı LPG'ye yöneliyor. Bunu çünkü kullanırken ucuz. Dolayısıyla bu tip alternatiflere de bakmakta fayda var. Çok teşekkür ediyoruz Halit Bey. Evet Özge Özsaman konuğumuz Halit Bolkan'la mazotla çalışan araçlarla benzinle çalışan araçlar arasındaki farkı incelemeye çalıştık ve son söz olarak da LPG'ye vurgu yaptık. Buradan aktaracaklarımız bu kadar. Söz yeniden merkezde.